konularının sorumluluğu Antalya Büyükşehir Belediyesi'ndedir diyen Başkan Muhittin Böcek, Antalya'ya yakışır bir sokak hayvanları, geçici bakım evi ve rehabilitasyon merkezi kurdu. Merkezde hayvanların tüm ihtiyaçları karşılanıyor. Neler yapılıyor? Şimdi de onları izleyelim. Antalya Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeyiz. Burada 7/24 trafik kazası ihbarları değerlendiriliyor. Bunun dışında sağlıklı olarak gelen hayvanların kısırlaştırmaları yapılıyor. Kısırlaştırıldıktan sonra iyileşip tekrar alındıkları bölgeye bırakılıyorlar. Tesisimizde bir sokak hayvanının tüm ihtiyaçlarını karşılayacak bir hizmet vermekteyiz. 3 ayrı kliniğimiz var. Ameliyathane, kedi kliniği ve köpek kliniğimiz var. Bir de acil kliniğimiz var. Acil servis burası. İlk burada müdahale ediliyor. Yaşam saat fonksiyonları kendine geldikten sonra burada tedavisi bizden çıkmış oluyor artık. Kedi kliniğimiz ve köpek kliniğimize sevk ediyoruz. Burası acilden sonra köpeklerin tedavisini devam ettirdiğimiz kısım. Köpeklerin ve kedilerin ilk muayenesini yaptırdıktan sonra direkt olarak ertesi gün bize sevk ediyorlar. Burası kedi kliniğimiz. Burada acilden gelen hastalarımızın tekrardan muayeneleri yapılıyor. Enfeksiyon hastasıysa belli başlı muayene ve tedavi sonucunda diğer bölüme, eğer ortopedi ve kırık hastalarımızsa diğer kafeslerimize yerleştiriliyor. Sonrasında günlük rutin takip ve tedavilerini yapıyoruz. Kedi kliniğindeyiz. Burası ameliyathane bölümümüz. Tedavisi tamamlanan, enfeksiyonu geçen enfekte hayvanlarımız ya da ortopedik tedavisi biten hayvanlarımızın kısırlaştırma işlemlerini yapıyor. Tesis içerisinde kısırlaştırılmış kedilerimiz için özel bir yoğun bakım alanımız var. Dikişleri alınana kadar orada bu süreçlerini tamamlıyorlar. Burası ameliyat sonrası hayvanların bakımlarının yapıldığı bölüm. Ameliyathane hekimlerimiz onların ameliyatlarını gerçekleştiriyor ve bir gün sonra bize devrediyor. Ve hayvanın genel durumu, genel yürüyüşü, akıbeti belirlenip ona göre alındığı bölgeye bırakıyoruz. Yaklaşık 28 kafesimiz. Bunlar yavrulu anneler, yavrular, kısırlaştırma bekleyenler, kısırlaştırılanlar, engelli kafesleri ve ortopedi kafesleri olarak ayrılıyorlar. Tehlike arz eden köpeklerimiz de mevcut. 14 Ocak 2022 tarihinde yasa gereği biz bu hayvanlara bakım evimizde bakmaya başladık. Ömürlerinin sonuna kadar da bizimle birlikte yaşayacaklar. 5199'a göre bizim sokaktan trafik kazalı da olsa, sağlıklı da olsa aldığımız tüm hayvanlar buradaki işlemleri bittikten sonra alındıkları bölgeye tekrar bırakılıyorlar. Maalesef herhangi bir ekstremitesini kaybetmiş ya da dışarıda mama bulamayacak, su bulamayacak durumdaysa biz onların ihtiyaçlarını karşılamak üzere engelli birimimizde tutuyoruz. Yine onlara da tehlike arz edenler gibi ömürlerinin sonuna kadar tedavi gerekliyse tedavi, bakım gerekliyse bakım şeklinde bakmaya devam ediyoruz. Salım aşamasına gelene kadar bütün bakımlarını biz üstleniyoruz bu hayvanların. Antalya için çalışıyoruz.